Mektup. Aldım mektubunu nazlı sevdiğim. Özgür olsam ben sana gelmez miydim? Hasretin boynumu büktü diyorsun. Ne halde olduğunu bilmez miyim sevgilim? Kalleş dostlarım yüzünden kaldım tuzakta. Roman yapıp dertlerimi yazsak da her gün ağlıyorum senden uzakta. Sen yanımda olsan gülmez miydim sevgilim? Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu günümüz hapishanesindeki bayram. E, önceki videolarımdan da hatırlayacaksınızdır. Eski hapishanelerde bayram isimli videomda bahsetmiştim. O bayramla bu bayram arasında çok fark var aslında. Bunu da siz de dinleyince anlayacaksınız. E, günümüz hapishanesindeki bayramlar çok çok buruk geçer aslında. Birkaç gün önceden bayramda giyilecek kıyafetler hazırlanır. E tabi eskiden şey yoktu. Ütü falan yaptırma şansı yoktu ama şimdi terzimiz var. İşte cezaevlerinde terziye gönderebiliyorsun. Üzerine göre kıyafetini yaptırabiliyorsun. E, ütülettirebiliyorsun. Vesaire vesaire. Şimdi imkanlar daha çok. Ama eski hapishanelerdeki bayram gibi neşeli geçmez. E, kıyafetlerini hazırlattırırsın işte. Ee, bayramdan bir gün önce özellikle gece ibadet etmek isteyenler olur. İsteyen ibadetini yapar. Ee, Kur'an'ını okur. Kur'an okumayı bilen. Ee, dinlemek isteyen çok nadir çıkar aslında. Ee, gider o da bir köşeye oturur. Zaten koğuş daha çok sakindir. Herkes televizyonla uğraşırken Kur'an okumayı bilen gider. Kur'an'ını okur. Dinlemek isteyen gider onu dinler kendince o da bir ibadetini yapmış olur. Zaten o gece pek kimse uyumaz çünkü kimsenin gözüne uyku girmez. İşte ne kadar buruk bir bayram olduğunu hatırlar, ailesinin yanında olmak istediğini hayal eder, şey yapar. Düşünür ya sürekli ailemin yanında olsaydım böyle yaparım, şöyle yaparım. Ben şahsen öyleydim yani sabahlara kadar uyuyamazdım. Bir bayram daha geçiyor ve sevdiklerimden hiç kimse yanımda yok. En önemlisi ben sevdiklerimin yanında değilim. Ram sabahı e, anonsla birlikte kalkılır. Zaten günümüz hapishanesinde o kadar çok da şeye kıyafete de özen verilmez sayımlarda. O, tabi cezaevine göre de değişir. E, şeylerle işte kapriyle falan e, atlet olmadan üzerine bir tişört gibi bir şey çekerek sayıma katılabilirsin. E, sayımdan hemen sonra zaten millet bayramlaşmak isteyecektir. E, bir de herkes çoğunlukla aslında uyumak isteyen de çoktur. Onun için belli bir saate ertelenir bayramlaşma. Zaten bir gün önceden de kararlaştırılır. Yani şu saatte bayramlaşalım, bu saatte kahvaltı yapalım gibi. E, koğuş müvestili şeye söyler, meydancıya kahvaltıyı hazırladır, şunları şunları çıkar. İşte birinin dolabında zeytin vardır, birinin dolabında peynir vardır. Kim ne katkıda bulunmak istiyorsa kahvaltı, kahvaltı sofrasına destek amaçlı bir şeyler çıkartır. E, toplu bir kahvaltı yapmaya özen gösterilir. Genel olarak bütün koğuşlarda herkes kendince bir şeyler çıkartır. E, önce bayramlaşılır. Tabi bayramlaşmak iste, istemeyen de çıkar. Çünkü bayram onun için hiçbir şey ifade etmiyordur. Zaten yüreği taşlaşmıştır, e, ailesinin yanında olmadığı için e, aşırı derecede üzgün ve karamsardır, E, e Allah'a da inancı kalmamıştır, bayramlara da inancı kalmamıştır. Bu nedenle bayramlaşmak istemez. İşte samim bir arkadaşı varsa, işte sıkıntı çıkmasın diye, ayıp olmasın diye onu bir şekilde ikna eder. E, bayramlaşalım, bayramlaşalım anlaşılır. İşte herkes sıraya geçer cami cemaatin çoğunuz bilirsiniz ve sıradan bayramlaşa bayramlaşa sırayla geçilir tabi mutlaka dargın olanlar da vardır küs olanlar da vardır barıştırmaya çalışırız ama bu çok da mümkün olmaz yani barışma olayı çok nadir karşılaşılır küs olanlar direkt geçer diğeriyle bayramlaşır onunla bayramlaşmaz zaten o da onunla bayramlaşmak istemeyecektir yönünü çevirir falan gibi Bayramlaştıktan sonra sofraya oturulur. İşte güzel eğlenceli bir kahvaltı geçmesi tercih edilir. Ki herkes birbirine işte iyi şeylerden bahsetmeye çalışır. Kimse kimseyi kırmamaya çalışır. Kahvaltı bir saate yakın sürer. Yani sohbet, gırgır, gır, şamata çoğunlukla bu şekilde bayram sabahı geçer. E tabi bayram şeyi bittikten sonra kahvaltısı bittikten sonra artık herkes bir nevi normalleşir. İşte bayram aklına geldikçe yine espriler yapıp işte hoş görünmeye çalışır. Ee, öğlen yemeği yenir. Tabii bu arada ziyaret günü herkesin ayrı değildir. Yani birinci gün bayram ziyareti olacak diye bir şey yok. Ee, koğuşun bir tanesi birinci gündür, bir tanesi ikinci gündür, bir tanesi üçüncü gündür. Ayrıca e, zaten bir saat olduğu için bir saat bu koğuşa, bir saat öbür koğuşa, bir saat öbür koğuşa gibi paylaştırılır. Üç gün boyunca ziyaret sürer ama e, senin ziyaretin aslında sadece bir saattir. O da hangi güne denk geleceği e, koğuşuna göre değişir. E, atıyorum birinci gün şeyse ziyaret gününse e, özenle kıyafetlerini işte giyinirsin, hazırlanırsın. E, bir iki saat önceden hazırlığını yaparsın. İşte dişlerini fırçalarsın, tıraşını olursun. E, losyonunu, parfümünü falan sürersin. E, dört gözle beklediğin ziyarete e, çağırırlar. Ziyarete çıkarken zaten üzerinde hiçbir şey olmamasına dikkat eder gardiyan arkadaşlar. Tespih gibi işte çakmak, sigara falan hiçbir şey olmayacak cebinde. E, arama yapılır, dışarıya çıkartılır. İşte koridorlardan geçmek zorundasındır. E, tek sıra halinde e, duvar dibinden yürümek kaydıyla e, ziyaret salonuna kadar gidersin. E, zaten yüzde seksen ziyaretçiler senden önce gelir. E, Tabi ziyaretçisi önce gelmeyenler de olur mutlaka. E, gidersin işte bir masa hemen tespit edersin. Geçersin o masaya oturursun. E, Tabi hapishane imkanları çok kısıtlı olduğu için gücün yettiğince işte çocuklarının sevdiği bir şeyler işte e kantinden alabileceğin işte nedir? Gofret, bisküvi falan gibi bir şeyler alırsın. E içecek, meyve suyu falan gibi bir şeyler alırsın. E gazete kağıdı getirerek işte masayı açarsın. Hazırlarsın. E zaten dışarıdan bir şey gelmesi kesinlikle yasaktır. E i̇çeride hazırladığın şeyi yiyerek içerek zaten e atıyorum annen, eşin, çocukların gelmiştir. Kardeşin gelmiştir. Bu 40 dakika içerisinde kiminle sohbet edeceksin? Annenle iki kelam edersin biter. Ya biter derken zaten sırada bekleyenler vardır. Özellikle çocukların işte ben babamın yanına oturacağım diye birbiriyle kavga eder. İşte sen annene yakın olmak istersin. İşte annene saygısızlık etmek istemediğin için e, bizde halen geçerlidir bu. E, annemizin, babamızın, abimizin yanında çocuklarımızın ismini bile anmayız. E, öyle gördük, öyle yetiştik. Ben halen benden iki yaş büyük abimin yanında bile çocuğumun ismini söylemiş değilim. Çocuğumu sevmiş değilim. Şimdi çocuklarım yanıma sokulurlar. Ben dokunmak isterler. İşte elimi alır kendi boynuna attırır çocuk aslında. Yani bu o kadar bir buruk bir durumdur ki arkadaşlar bunu size anlatamam. Yani çocuğuna sarılamazsın işte annenin gözüne bakarsın çocuğunun gözüne bakarsın. Çocuğunu da mutlu edemezsin. Anneni de mutlu edemezsin. Zaten o burukluk seni bitirir zaten. Yani herkese e, hak ettiği sevgiyi gösterememek bu seni bitirir. Neyse fazla duygusallığa girmeyelim. 3-5 kelam onunla yaparsın. 3-5 kelam bununla yaparsın. E, ailen de aslında çok ziyaretten memnun kalmaz. Çünkü herkes o 40 dakikanın kendisine ayrılmasını ister, bekler. Ama Dediğim gibi bu 40 dakikayı paylaştırırsın. Biri bir soru sorar ona cevap verirsin. Hemen öbürüne dönersin. seri bir şekilde konuşmaya çalışırsın ki bütün konuları zaten bir ay boyunca ayda bir açık ziyaret olur gerçi de. zaten bir ay boyunca kendini kurmuşundur. İşte şunları soracağım bunları soracağım gibi. Ailenle şunları şunları konuşacağım gibi kendini zaten hazırlamışındır. E, o süre zarfında bu sorularını bitirmeye çalışırsın. Tabii karşı taraftan da sorular gelir. E, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi. E, 40 dakika geçer, arkana baka baka çeker gidersin. Ne sen ziyaretten bayramdan memnun kalırsın, ne ailen ziyaretten bayramdan memnun kalır. Çok aşırı buruk bir bayramdır. Önceki videomda da eski hapishanelerde bayramdan bahsetmiştim. Akşama kadar bayram olurdu, şey, ziyaret olurdu ki 3 gün boyunca Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca ziyaret olurdu. Günümüz hapishanesindeki bayramlar 40 dakikalık bir ziyaret. Kimse de memnun kalmaz dediğim gibi. ziyaret biter, koğuşuna çekilirsin. zaten çok üzgünsündür. Ben genelde ziyaretten sonra giderdim, vurur kafayı yatardım. Yani uyumanın da aslında çok da şeyi yoktur. Uyup uyum, uyumaman da önemli değildir ama ben uyumaya çalışırdım genelde işte acılarını hafifletmeye uyumaya çalışarak işte çocuğunun burukluğunu hayal edersin. İşte gözlerin dolar. Zaten otururken gözlerinin dolduğunu bir arkadaşına göstermek istemezsin. E gözlerin dolar. Ben kafamı yastığın altına sokardım. Zaten eski mahkum olduğun için e, alt ranzaya hak kazanmışındır. E, perde falan da yapmıştım alt ranzama. Kimse beni görmeden çekerdim perdemi. Yani sokardım kafamı yastığın altına. E hayatımın daha doğrusu bu hapishane hayatımdan neler götürdüğünü kendimce kıyaslardım. Hayatımı nasıl zindan ettiğini gözden geçirirdim. İşte her şeye zaten hasretsin, bir de evlat hasreti, çoluk çocuk hasreti. Bunu gözden geçirirsin. E kahrolursun yani kısacası. Yastığın altına kafanı sokacaksın sessiz, sakin, hatta mümkünse kulaklarını da kapatacaksın. Hayatını gözden geçireceksin. Zaten o şeyler hayatını gözden geçirdiğin dönemler kesinlikle bir daha hapishaneye girmeyeceğim diye karar verirsin. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası hapishane günümüz hapishanesindeki bayramlar böyle. Her gün ızdırap, her gün çile, her gün sıkıntılarla geçer. Özellikle bayramlar çok buruk geçer. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar hapishanenin bu kadar iğrenç, bu kadar lanet. Şimdi ben size anlatamıyorum. Yani o anki duyguları yaşamak lazım arkadaşlar. Bu korkunç bir beyninde fırtınalar döner. Fırtınalar geçer. Anlatılacak gibi değil arkadaşlar. Yaşamak lazım. Sakın hapishanelere girmeyin. Hapishaneler çok lanet, çok iğrenç, çok kötü bir yer. Özellikle gençlere sesleniyorum. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Müsaade ederseniz bir tane daha şiir okumak istiyorum arkadaşlar. Şiirimizin ismi Yağmur. 8. ayın 19'u 1994 Cuma günü yazmışım. Gökyüzü yırtılmış bulutlar ağlarken bardaktan boşalırcasına yağmur yağarken Yüreğime gam dolar hayalimde sen. Seni ölesiye seven mahzun genç ben. Müthiş bir gök gürlemesi ile irkilirken şimşekler çakıyor kalbimde seni düşünürken saatler süren yağmuru göz kırpmadan izlerken film koptu dünyam karardı yağmur dinerken. Yağmur senden çok uzaklarda yağarken gözyaşlarımla eşlik ediyorum kimse görmeden ansızın bir gök gürültüsü ile irkilirken yine aklımda sen geldin yüreğimde gam gözlerimde nem seni ölesiye seven şair İbrahim ben özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez özgür kalın esen kalın sağlıklı kalın bu arada saygıdeğer arkadaşlar, e lütfen videoları beğenirseniz beğeni tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.